Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Çağımızda çok büyük ve çok korkunç bir irtidat yaşanmaktadır. İrtidat yani dinden dönme, İslam'dan dönme. O yüzden diyoruz ki en büyük sorunumuz imanı kaybetme, İslam'ı bilememe ve yaşayamama ve sorunun farkında olmama. Laik ve seküler çağda imansızlığın sanki bir medeniyet, bir uygarlık, bir çağdaşlık, bir modern insan, aydın insan olma gibi anlatılmasıyla gençlerin zihinlerinin karıştırılması, dinden uzaklaştırılması. Dindarın adı gericidir, yobazdır, tutucudur, dincidir, aşırı dincidir, kökten dincidir, fundamentalisttir, tarikatçıdır, örümcek kafalıdır, çember sakallıdır, takunyalıdır, sofudur, fahıdır, öcüdür yani. Bir sürü ad vermişler Müslümanlara. Müslümanlar böyle olursa sen kimsin, kimlerdensin? Din dışı yaşadı mı İslam'dan uzak, batılı bir kafir gibi çağdaş oluyor, aydın oluyor, uygar oluyor, modern oluyor. Müslümanla yaşadığı zaman işte adını saydık gerici vaziye başlıyor. Daha ötesi bunlar laiklik adam olmaktır gibi zırvalıyorlardı. Kim? Anayasa Mahkemesi başkanlığı seviyesinde hukuk bilgisine sahip olan insanlar. Bu işin inanç özgürlüğüne nasıl darbe vurduğunu en iyi bilmesi gereken insanlar. O adam bunu söylediği zaman medyada nasıl alkışlanmıştı? Ya mümin kişi layık olur mu? Düşünde mümin iman etmiş. Aslında hiçbir kişi layık olmaz. Her kişinin bir inancı vardır ya. Sonra bu yanlıştan döndüler. Kişiler layık olmaz, devlet layık olur diye. Evet doğru bir söz ama kişiler layık olmaz tarafı. Devlet layık olur, olan da olur, olmayan da olur. Yani layık devletle layık olmayan devlet arasındaki fark nedir? Sonuç itibariyle değerli kardeşlerim, yukarıdan beri saydığımız bir kısım durumları söylediğinizde, bu düşünceleri insanla dinden eder, kafir eder, dinden çıkarır dediğiniz zaman bu durumda olan insanlar size kızıyorlar, öfkeleniyorlar, düşman oluyorlar. Yahu bu kızıp kızmamanız çok da önemli değil, umurumuzda değil. Bunu biz mesele etmiyoruz kendimize. Asıl mesele sizin imanınızı korumak. Biz sizin Müslüman olmanızı ve Müslüman kalmanızı dert ediniyoruz kendimize. Bu yüzden sizi uyarıyoruz, size yanlışınızı göstermeye çalışıyoruz, sizi kurtarmaya çalışıyoruz. Bu tür sözlerimizi eğer yanlış buluyorsanız, bu işin otoritesi Diyanet'tir değil mi? Gidin sorun. Açın telefonu sorun, yazın internetten sorun, cevabını alın. Sorun kardeşim, din önemliyse, Müslümanlık önemliyse sizin için, imanınızı kaybetmek istemiyorsanız sorun ya da alın bir kitap açıp okuyun, dininizi öğrenin yani. Eğer bizim bu söylediklerimiz doğruysa, yanlışınızı görün, tövbe edin. İmana dönün, Müslüman olun. Bize kızıp kızmamanız meseleyi değiştirmiyor ya.
Şimdi bazı kardeşlerimiz bize diyecekler ki hocam bu anlattıkları mazide kaldı. Artık böyle şeyler yok. Bunları niye gündeme getiriyorsunuz? Ben bunların mazide kaldığından endişe duyuyorum. Bugün insanlar iktidarı bu tür insanlar kaybettikleri için içlerindeki bu duygu ve düşünceleri taşıyorlar. Bunlar mezara kadar giderler. İman edenler Allah hepsine nasip eylesin. Yeniden Müslüman olsun, tövbe etsinler. Elbette ki isteriz, arzu ederiz. Ama değerli kardeşlerim, o kadar da hayalci olmayalım. Bu hayat tarzı içlerine işlemiş, etlerine, kemiklerine, sinirlerine sirayet etmiş yani. Bir kısım insanların geçmişte kopardıkları yaygarayı bugün koparmıyorlarsa güçlerinin olmadığındandır. Peki aynı gücü yarın kazanırlarsa, aynı geçmişte yaptıklarını tekrar etmeyeceklerinin var mı bir garantisi? Bence yok. Hani yılanla bir kuş uykusuna yatarmış. Yılanın kış uykusuna yatması bizi yılanın yılan olması gerçeğinden ayırmaz. Ortamını bulduğu zaman yılan soğuk ortam gider, sıcak ortam gelince kış uykusu biter ve harekete geçer. O yüzden uyanık olmalı, tedbirli olmalıyız. Mesela ne? Yani bütün bunların nasıl bir irtidat olduğunu, sahibini dinden çıkardığını açık seçik çocuklarımızı okullarda öğretmeliyiz. Medyada yazıp çizmeli konuşmalıyız. Bununla ilgili yayınlar yapmalıyız. Anlatmalıyız. Hasreten İslam her yönüyle okullarda öğretilmeli. Ve bu öğrendiğimiz bilgiler sadece kendi halkımıza değil, bütün bir dünya insanına açılmalı. Onlara ilimle, sanatla, güzel bir uslupla sunulmalıdır. O yüzden karşımızda İslam ile savaşan insanların ben de Müslümanım demelerine rağmen dinden çıktıklarını açık açık söylemek ve onları tekrar dine davet etmek bir gerekliliktir. Bunu yapmamız lazım. Yani Müslümanlara kafir demek tekfir anlamında başka çaresi kalmamışsa yerinde bir davranıştır. Çünkü doğruyu söylemek uyanmasına vesile olacaktır. İnsanımızı ve milletimizi sonuç itibariyle devletimizin bekasını korumanın başka bir yolu var mı? O yüzden bütün alimler ayağa kalksın. Problemi incelesinler. Bu sorunun sebeplerini ve çözüm yollarını halka göstersinler. İmanın kıymetini ve korunmasını bir seferberlik halinde anlasınlar. Halkı bilinçlendirsinler. Milleti şuurlandırsınlar. Bunlar bizim büyük dertlerimizdir değerli kardeşler. Gözümüzün önünde evimiz yansa itfaiyle beraber biz de kova kova su taşırız. Mahalledeki herkes heyecanla ayağa kalkar. Falanın evi yanıyor. Bana ne demezler? Kuruba koşarlar. O ev orada söndürülmezse ateş etrafa yayılarak bütün bir mahalleyi de yakabilir. Herkes ayakta itfaiyecilerle beraber çalışıyor. Aynen öyle. Bir memlekette bir kişi dinsiz olsa, dinden çıkıp kafir olsa, ya bu niye oldu, sebep neydi? Diğerlerine bunun sirayet etmemiz için ne yapmamız diye hepimiz ayağa kalkıp onu büyük bir dert edinmemiz lazım. Bugün en büyük derdimiz, en büyük sorunumuz imanın korunamaması sorunudur.
Nesiller İslam'dan çıkıp gidiyorlar. Anaların, babaların haberi yok. Veya farkında olsalar bile bir şeyler yapasıları yok. Dertleri yok, davaları yok yani. Dert edinmiyorlar. Değerli kardeşlerim, bizim toplumsal barışın, birliğimiz, beraberliğimiz oysa buna bağlı. Yoksa kalplerdeki inançlar farklı farklı olursa, kafalardaki fikirler, inançlar, düşünceler, ilkeler, ideolojiler farklı farklı olursa, gövdeler, bedenler de farklı farklı olur ve bunlar elbette ki bir çatışmaya giderler. O yüzden milletin birlik ve beraberliği de ancak İslam'ı öğrenip yaşamakla ve yaşatmak için çalışmakla mümkün olur. Malum İslam'a göre dinden dönmek bir suçtur. İslam devleti bu suçu yargısı eliyle cezalandırır. Herkesin kendisinin cezalandırmak için harekete geçmesi İslam hukukuna göre doğru değildir. İhkak-ı hak caiz değildir. Yani hakkı bizzat kendileriyle alması kişinin doğru değildir. Devlete müracaat eder, bir haksız da uğramışsa devlet mahkemeler yoluyla, yargı yoluyla o suçu cezasını verir. İslam devleti olsaydı bunu yapardı. İslam devleti olmadığına göre bize şahsi gayret düşüyor. Bu tür insanlarla diyaloğa geçmek, ilişki kurmak, doğruyu anlatmak, yani İslam'ı anlatmak ve onları yanlıştan tövbeye davet etmek. Gelmezlerse yapılacak bir şey yok. Cezalarını Allah ahirette verecektir. Ancak şu var değerli kardeşlerim. Ceza vermenin ötesinde yapılacak şeyler var. Onları yapmak lazım. Bir suç varsa görmezlikten gelmek de doğru değil. En azından suçun suç olduğunu, bu suçu işlemenin yanlış ve ayıp olduğunu, insana ve topluma zarar verdiğini anlatmamız lazım. Sorumluluk budur. Farkına varmamak veya varsa da vurdum duymazlık yapmak, laubalilik, aldırışsızlık, efendim neme lazımcılık, bana dokunmayan yılan bin yaşasın demek doğru değildir. O yılan büyürse, çoğalırsa sana da dokunur veya sana dokunamasa bile ciğerparen evlatlarına dokunur, torunlarına dokunur, canını yakar ya. O yüzden değerli kardeşlerim, diyoruz ki millet olarak bizim en büyük sorunumuz bu laik ve seküler çağda İslam'ın yürürlükte olmadığı bu sistemde İslam'ı öğrenip yaşama sorunu, imanımızı kaybetmeme sorunu. Allah Celle Celaluhu hepimize bu konuda uyanıklık ihsan eylesin. Hoşça kalın. Selam.